Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin selavat. Rabbi şrah li sadri ve yesir li emri ve hlul ukdete min lisani yefkahu kavli. Arkadaşlar, Dima 140 akıl dersi Tepecik'teyiz. Bugün de 20-12-2020 koronadan dolayı dışarıya çıkma yasağı olduğundan Türkiye'de Dima sevgili kardeşlerimle canlı yayın yapıyoruz. Bizzati burada mekan itibariyle beraber değiliz. Derse hoş geldiniz. Şimdi mukaddeme yapıyorum. İlk mukaddeme ısınmak için yapıyorum. İşaratul İcaz 211. Bir Dima WhatsApp grubunda göndermişim sayfayı. Diyor ki, mevcudat müdrik ve alimin malıdır. İlim ile alır, isim ile ahzeder, suretlerinin temessülüyle temellük eder. Önünüzde, telefonunuzda var bu metin. İşaret-i Caz'ı açarsınız. 211. İlim ile alır ne demek? Onu ısırmak için yapacağız. İlim ile alır, isim ile ahseder. Yani aldığı, kazandığı, öğrendiği şeyi, ilim ile öğrendiği şeyi, bu alem-i şehadette ona bir nüfus cüzdanı giydirir. Hüviyet kazandırır. Bir isim takar, soyutu somuta dönüştürür. İsim ile ahseder. Sonra diyor ki Risale'de, suretlerinin temessülüyle temellük eder. Suretlerin temessülüyle demek, temellük eder. Yani, şuraya bakar mısınız? Çevirebilecek misin Abdülsamet Basit? Bilmiyorum. Hangisini çevireceksin? Görecek mi? Görüyor. Görüyor mu? Bak. Çok önemli olduğu için. Evet. Arkadaşlar, ilim tasdikte. Çevir. İlim tasdikte. Akıl berza. Ne burası? Ne burası? Vahinin geldiği yer malum. Burası tahayyül, hayallerin imal edildiği yer. Dışarıdan gelen şekillerin burada ilk önce geliyor. Burada fikirler elbiseye giydiriliyor. Yani şekillendirdiği yer, elbise, terzihane. Mekanı oluşturuyor. İnsanın mekanını tahayyül oluşturuyor. Tasavvur ise düşüncelerin imal edildiği, dışarıdan gelen düşüncelerin girdiği yer, düşünceler birbirine sıralanırsa, eklenirse zaman ortaya çıkar. Şimdi diyor ki, ilim ile alır. Tahayyüle imajin diyorlar Hasan abi. Evet. Yeni şeyde. Ha, imajin. Hayali. İlim ile alır. İsim ile ahseder. Temessül ile kendisine mal eder. 211. Arkadaşlar, burada o düşündüğünü, hissettiğini, duygulandığını şekillendiriliyor burası. Tahayyül. Mesela birisini hayal düşünüyorsun. Kim diyor? Ya Emre ya. Ahmet, Abdüsan, Ali, Hüseyin, tak, otomatik şekli geliyor. Değilse, elde ettiğin malumatlarla tasvir ediyor. Ona uygun bir adam çiziyor. Sonra, işte bu Allah'a karşı olursa o yapmayın diyor. Çünkü olmaz. İşte ilim ile gelen mesail imani veya kainattaki bilgiler, tasavvurda bilgi, malumat, düşünceler,
zanlar ortaya çıkar. Burada emri nisbi emri itibariyle var. Neyse. Burada şekilleniyor dedik. Şimdi geçiyoruz. Allah bu kainatı yarattı. Allah kainatı yarattı. İnsanı da ikisine muhatap etti. İkisi de değildir. İkisi de değildir. Berzahtır. Bundan bahsetmiyorum. İnsan denilen meçhul. Meçhul. Böyle bir berzah. Ondan bahsedeceğim. İşaret-i cazda ne diyor? İlim ile alır. Yani dışarıdan gelen, mevcudattan gelen bilgileri aleminde soyut ve somut olarak onları anlamlandırır ve ona kimlik giydirir. Kimlik giydirir. Ya fikir kalıbına sokar veya suret verir. Bu isim. Suretlerin temessülüyle o bilgi, o malumatlar ve doğadan aldığı ve ahiretten aldığın o bilgileri suretlerin temessülüyle, tahayyülünde insan ona dönüşür. Onun için hayal ettiğiniz şeyin dışında kalamazsınız. Bu çok önemli. Hayal ettiğinizin şeyin dışında kalamazsınız. Düşündüğünüz bir şeyin dışında kalamazsınız. Menfi veya müsbet neyi hayal ediyorsanız ona dönüşüyorsunuz. O oluyorsunuz. O zaman iyi olmak senin elindedir. Şimdi bunu üç tane şeyi şekillendiriyorum arkadaşlar. Bilgi, ilim, enfusi. Enfusi dersler. Herkes kendisini burada bu bir yarım sayfada yani bir yaprağın bir sayfasında okuyacağım böyle. Misallendireceğim. Herkes kendi aleminde kendisini seyredecek inşallah. Örnek veriyorum. Baraj, elektrik. Barajdan çıkan elektrik. İlim. Ne olduğu belli değil. Bilmiyoruz. Elektrik şehre kullanılıyor. Kullanılır hale getirmek. Aktarımlar. Trafolar, bir sürü sigorta sistemleri, şu bu. Bunlar bilgi. Elektrikle alakası yok, benzemiyor. Yani elektrik düğmesi içindeki enerjiye benzemiyor. Anlıyorsunuz değil mi? Anlamadığınız soru. Şehirdeki birbirinden zıt, hadsiz ve hadsiz ve nihayetsiz sahalarda kullanma, yani elektriği kendine dönüştürmek, sisteme hakim olmak ve sistemin arkasına geçmek, bu enfusi. Yani diye çok örnek vereceğim daha. Ben bunları okuyayım. Gene izah isterseniz yapacağım. Sistemden veya sistem. Elektrik, İlim, şehrin şehrine taşınması, şehre taşınması, kullanılmaya dönüştürülmesi, bilim, malumat, düşünceler, bilgilerdir. Şehrine taşınması ve sisteme hakim olması, yani şehre taşındı. Ne kadar cihaz var şehirde, İstanbul'da? Elektrik, klima, soğuk, sıcak. Güç, hareket, ısı, ışık. Ne kadar farklı? Tamam. Bu şehir insandır. 23. söz. Şehir insandır. Şehirdeki cihazlar istidattır. Elektrik girdiği zaman o cihaz ışık verdi. Ampul istidattır. Işık ise kabiliyettir. Mesela Celaska, fırındaki o sıcak, fırın sistemi istidattır. Ortaya çıkan sıcaklık, ısı, bu kabiliyettir.
Tamam. Şimdi bir daha başka şekilde konuşuyorum. İlim vahiden gelir. Haşa. Baraj sistemi, haşa. Vacibül vücuda. Oradan elde edilen ilim bilgiye, işe, ilme. Baraj vahide olmuş olmuyor aslında abi. Vahide. Yani vacibül vücut dediğimiz ya, vahiyya. Vahinin içinde ilim var ya. İlim elektriğe, bilgi insanların itikat ve kabiliyetlerinden, bunlarla kendi sistemini tanıman, yani ilmi şehre getirmek, şehirde elektrik çalıştı ya, hangi cihaz ne işe yarıyor ne bileyim, elektrik vermedik ki çalışsın. Mesela elektrik verince, aa toprak kazıyor bu, aa bu yük taşıyor, aa bu soğutuyor, aa bu sıcak veriyor, aa bu ışık veriyormuş. Elektrik vermeyince o cihazın ne olduğunu bilemezsiniz. Ha, elektriği verince bunları kendi sistemine tanıman, sistemi tanıman ilim. Ama sistemi bildin, tanıdın, ilim ve bilgilerle çalıştırdın, çalışıyor, şerinden emin olup faydaya dönüştürdün. Ama hala sen de sistemin içindesin. Sistemin dışına çıkıp sisteme hakim olamıyorsun. Yani şehrin içindesin. Ama o elektrik şer de yapar, hayır da yapar. Çalışıyor. Ekseliyeti hayra çeviriyorsun. Ama sistemin şehrin dışına çıkıp şehre, elektriğe vesaire hakim olmak enfusi derslerle olur. Örnek. Risale-i Nur'da 24. mektup. 29 ve 30. sözler bunu inşa ediyor. Enfusi. 4. şua ise ilim sistemi sana tanıttırıyor. 4. şua ayet-i kübra gibi. Bu 3 sistem birbirlerinden çok ayrı. İlim ile 18 bin alemleri aleminde tanırsın, anlamlandırırsın, kısmen hakim olursun ve yönetirsin. Allah'ın dışında 18 bin alem var. 18 bin alemi aleminde anlamlandırırsın. Bu ilim. Bunun içindesin ama sen. İlmin içindesin. Enfusi ile bunların arkasına geçiyorsun. 18 bin alemin de arkasına geçiyorsun. Hiçliğini bilerek. Kendine vücut rengini vermeyerek. Neyle yapıyorsun? Hiç olduğunu, hiçbir şey olduğunu ilim ile yapıyorsun. Şuraya bakın. İlim seni var etti, vücuda çıkarttı da ilim sahibi. Bunlar nereye varıyoruz ilimle? İlim varlığı tanımı. Yok olduğunu sana tarif ediyor. Yok. Yok varlık. Bu enfusi. Biraz da misal vereceğim zaten. Bir de okuyayım. Bu 3 sistem birbirlerinden çok ayrı. İlim ile 18 bin alemleri aleminde, kendi aleminde tanırsın, tanımlarsın, anlamlandırırsın. Kısmen bu sisteme hakim olursun ama sistemi yönetemezsin. Mesela bak, beka istiyor. Ölüm var. Sonsuzluk istiyoruz. Ölmek istemiyoruz. Korona bilmem ne yapıyor. Sistemi tanıyoruz. Beka isteyen. Diyor ki, bu beka istiyorum, sonsuzluk istiyorum. Bak bakalım neler var bizde. Bunların hepsi bir sistem. Tamam. Bir an yaşaması, ebedi vücut kadar kıymetli olduğunu, kendinden daha kıymetli, nihayetsiz vücutları kazanmasına vesile bu vücut. Yani beka istemek, ölmek istememek, her yerde olmak, yani ne istiyorsanız hepsi bir sistemdir. Bunları bilmek, bunları yeri yerine oturtmak, bunları tanımlamak bu ilimle olur. Daha aşağıda müşahhas bir misal vereceğim.
bu sistemi tanıdıktan sonra bu sistemin içindesin. Yani beka istiyorsun. Ha demek burada değil. Ahiret var. Ahirete imanını arttırmak hep ilimdir. Dünya ahiret. Yani onun üstünü açıyorsun. Ahiretin üstünü açmak kendi üstünü açmakla olur. Hep bunların da tam arkasına, bütününün tam arkasına geçmek. Cennetten, cehennemden, cennet gaye olmaktan, cehennem endişe olmaktan ölmekmiş. Ölmek ne var? Bunların bütünün sistemin arkasına geçmek enfusi derslerle, inkişaflarla mümkündür. Vücut rengini verme. Bütün hiç. Üçüncü sait. Üç sistem. Birinci sait, ikinci sait, üçüncü sait. Enfusi ile bunların arkasına geçiyorsun. Merak etmeyin, çok avami bir misal da vereceğim. Yani miraç olmaya başladı sende. Enfusi derslerle başladın mı, miracın başlıyor, mübarek olsun. Yani Allah Celle Celaluhu ve sen. Allah Celle Celaluhu ve sen. Allah, bir de ortada 18 bin alem var. 18 bin alem. Şimdi Allah ve sen ortadaki 18 bin alem, cennet, cehennem, arş, kürs, alemi şehadet, alemi gayb, arş-ı azam, alemi misal, levi misali, daire-i hayat, bir sürü. Sen buradasın, Allah burada, hani haşa anlamak için. İnsan bu alemleri tanıyarak, tanımlayarak, aleminde uyandırarak, bunlar hepsi ilim. Taşınıyorsun. Öyle. Sonra öyle bir hale geliyorsun ki, bu alemleri aleminde tanımladıktan sonra kısmen, dua da ediyorsan, Allah da sana nasip etmişse, bütün bu 18 bin alemden de sıyrılıyorsun, kab-ı kalbsen denilen, imkan ve vücub ortası, usta diyor. Yani haşa vacibul vücub değilsin, mahluk da değilsin, 18 bin alem değilsin, insan da değilsin, berzah, anne karnındaki çocuk, ahiretli değil, dünyalı da değil, dünyalı olsa yaşı olur. Veya kabirdeki insan, dünyalı değil, ahiretli değil, berzah, alem berzah, çekirdekteki ağaç gibi. Bu 18 bin alemi, onlar tanımlarsan ilim, onların tesirinden de sıyrılır. Arkasına geçersin, kabı kalpsin. Allah ve sen. Şimdi avami misale dönüşüyorum. Bu kadar anlamadık biraz. Sıramadık. Şimdi hepten bir misal vereyim. Misaldeki şehir sensin. Baraj var, elektrik barajı. Şehir var. Trafolar var. Bir sürü yüksek gerilim şeyleri var, elektrik. Şehir var. Şehirde zıt cihazlar var. Ampul var, ısıtan cihaz var, soğutan cihaz var. Anlıyor musunuz arkadaşlar? Işık yoksa ampulün ne olduğunu anlamazsınız. Ampulü tuttun. Nedir bu? Bilmiyorum. Elektrik vermemişseniz klima ve herhangi bir cihaz anlamazsınız. Nedir bilmezsin. Ha? Şehir insandır. Şehirdeki cihazlar istidattır. Elektrik girince şehire, o cihazlar çalışıp farklı neticeler vermişse, ürün vermişse, o kabiliyettir. Elektrik kendisi ilimdir. Allah'ın subutu ilmi gibi. Bu sana aktarımlar, trafolar, bilgiler, şarteller, yüksek gerilimler, kablolar, bunlar bilgidir. Şimdi daha avami misal vereceğiz. Çünkü çok önemli olduğu için bu mesele. Şehir sensin. 23. söz. O farklı ve birbirine zıt elektrik cihazları senin istidatlarındır. Soğuk, sıcak, güç, hareket, hararet vesairelerle dönüşmesi ise o cihazlar bu şekilde gözükürse soğuk üretiyor sıcak, bu kabiliyettir. Tabiri diğerle
Örnek veriyoruz. Üç tane şey üzerine yürüyorum. Bilgi, ilim, enfusi. Bilgi, ilim, bilgi ile ilim farkını çözülmesi lazım. Bilgi, ilim, enfusi. Akılda bilgi, tasavvurda bilgi, bilgi, tasdikli ilim. Bir daha, bilgi, ilim, enfusi. Tabiri diğerle, beden, ceset, bilmek, yani bu bedeni bilmek, doktorların bildiği şey, bu bedeni bilmek, cesedi bilmek, bilgi. Bedeni arkasındaki yöneten ruhu bilmek, ilim. Demek ki doktor bedeni biliyor, ruhu bilmiyorsa, bedeni biliyor ama insandan çıkan psikolojik farklı farklı şeyler ille hormonlara, dokulara, bazı maddelerin eksikliklerine, doğru, hepsi dediği doğru ama arkasında bunları yapan, mesela hiçbir şey yok, kendimi kötü hissediyor. Bedende ne gözüküyor? Bir madde eksik gözüküyor ya, fazla gözüküyor. Doktor, bilgi sahibi olan, ruhu inkar eden, cinleri, şeytanları, melekleri, ruhanileri, duaları, maneviyat inkar eden doktor bedene bakar. Ya bedende bu serotonin, dopamin maddesi eksik. Sırf insanın mutluluğunu, mutsuzluğunu bedene bağlıyor. İnsanı makine zannediyor. Bu insanın bilgisini Allah ihmal etmiyor. Bunun adı bilgidir, malumattır. Tamam? Öteki birisi de var, o da doktor. Bilir ki beden bu şahit olduğumuz ama arkasında bir ruh var. Dolayısıyla bu bedende zıtlar var ya, böyle kendimi kötü hissediyorum. Aa, ölüm korkusu geldi. Aa, nefes alamıyorum korona galiba. Göğsüm darlanıyor. Bu koronayla da alakası yok. Biyolojik de değildir. Tamamen ruhsal. Nedir o? Korkunun yüzündeki kanın gitmesiyle vücuttaki tezahürüdür. Korku nefesini keser. Korku. Bu ruhtur. Ama sırf onu hücreyle tanımlayan adam bilgi sahibidir. Ruh ile tanımlayan ilim sahibidir. Ya bunu bu bedende benden başka birisi tasarruf ediyor. İstemediğim fikirler geliyor. Aa, ölüyorum. E benim de ki ben enayi miyim? Niye kendimi kötü hissedeyim? Niye o düşünce geliyor? Ben mi getirdim? Ben geliyor, ben rahatsız oluyorum. Demek ki ben getirmedim. Bunun başkası var. O zaman bu şeytanı kabul etmek. Melekleri zıt. Melek, şeytan. Müslüman cin, kafir cin. Tamam. Erva habise, erva aliye. Doğru insanlar, yanlış insanlar. İşte bu sistemi bilince ilim. Arkadaşlar, uzatıyorum gibi gözüküyor ama alemimizde artık otursun ya. Bir daha. Tabiri diğerle bedeni, cesedi bilmek, bilgi. Ruhla bilmek bedeni, ilim. Ene ile bilmek, hiç. Sırr-ı insani. Gördünüz mü? Aşağıya doğru inersek, daha mı anlaşılmadı? Bir kesif daha örnek, hepten aşağıya. Emre, tamam mı? Bunu da anlamadın, sahip ol. Gözle, göz var ya göz, seni kullanıyorum ama. Göz var ya göz, bak karşıyı görüyor. Bunu görüyorum. Beynin arkasında görüntü alanı var. 2x2 görüntü alanı var. Orada ekranda düşüyor. Kafir mümin fark etmeden doktor görüntünün nasıl olduğunu bilir. Göz. Bak, gözle görüp beyinde görüntü sistemini bilmek. Ya görüntü ne demek? Sana döktürüyor. Bak, karşıya kitaplığa baktın, tamam. Gözde işte şöyle oldu, böyle oldu. Kabloyla buralara taşındı, burada oldu. Tamam, bu doğrudur, bu bilgi. Ortaya çıkan o görüntü beni etkilemeyecek mi? Bir manzaraya baktım, bir harama baktım, bir helala baktım. O görüntüyle veya sesle, ille görüntü değil, kulakla gelen, burunla, dille, elle gelen bilgiler, buraya bilmek bilgi. Onunla ben etkileniyorum,
fikrim uyanıyor, fikirler uyanıyor, his uyanıyor, duygu uyanıyor, latifeler uyanıyor. Onunla ben inşa olup dostumu, düşmanımı tercih ediyor. Onun adı da ilim. Mehmet oldu mu abim? Bir daha mı diyeyim? Bak abi, bir şehre gittim. Kötü bir yerde, plaj veya iyi bir hafız seminerindeyiz. Konuşmalar, Kur'anlar havaya uçuşuyor. Bir sürü hafız icazet verilecek toplantıda. Kimisi Kur'an okuyor, kürsüye çıkıyor ona daha vermeden. Kimisi de ders yapıyoruz. Öyle manzara var, plaj da var. Şimdi bu görüntü, iki menfiyi de söyledim. Görüntü geldi. Nasıl oldu doktora soruyorum. Diyor ki göz şunu aldı, şöyle yaptı, görüntü. Tamam. Bu buraya kadar, görüntüye kadar bütün her şey bilgi. O gözüken plajdan veya icazet töreninde ve gözüktü. Onunla etkilenmeyecek miyim? Fikir olacak, his olacak, düşünce olacak, hayal olacak. Etkileneceğim. Bundan dolayı etkilenmek, fikirden, histen, duygudan, latifeden etkilendim. Tarafkirliğim çıkacak. Dost olacağım, düşman olacağım, karar vereceğim, rahatsız olacağım, mutlu olacağım vesaire. Bunlar hepsi nedir? Bu görüntüden çıkan sonucu alemimde beni inşa etmesi, beni tanımlaması, bu ilim. Tamam? İlim. Görüntü, ilim. Şimdi en iyi anlatacağım. Bunların daha ötesi. Bunların arkasına geçip bu tarafkirlikler, şeytan, melek, hak, batıl, plaj, icazet töreni hepsi var. Şeytan, melek, onu koyayım. Ha, ya şöyle gitti, böyle gitti, cennet, cehennem, melek, şeytan, namaz, namazsız. Adam bunları böyle tanımlıyor. Şeytan, mudil esması, melek, nur esması, hak, batıl hepsini Allah her şeye hakim. Allah yapıyor. Bilmeyen çekti azap. O azaptan kurtulur. Sultan olan anlar bizi. Başı nasıldı? Lütfu kahrın. Korona ve değilim. Uygulayayım. Korona veya değilim. Lütfu kahrın. Şeyim vahid. İkisi birdir. Lütfu da kahrı da. Hastalığı da sıhhatı da. Yaşamak da ölmek de Allah'tansa hepsi hayırdır. Lütfu kahrın. Şeyim vahid. İkisi de birdir. Nasıl birdir? Kime göre? Bilmeyen bunu çekti azap. Ne yapacağız? Nasıl kurtulacağız? Bunlar arkası. Sultan olan anlar bizi. Hangi sultan? Kendisine sultan olan. Ha, şeytan, melek. Hep bunların arkasına geçiyor. Kendine vücut rengini vermiyor. Bunlar sistem çalışması için. Şeytan, melek, haram, helal, cennet, cehennem. Hep meğer bendekileri inkişaf ettirmek için sistemmiş, tertiplenmiş manzaradır. Biraz sonra tiyatroda sergilendi ya böyle malzemeleri, oynayacaklar. Oynayınca ne yapıyorlar? Perdeyi kapatıyorlar, hemen kaldırıyorlar logoları. Hadi bakalım masalar kalktı, sandalyeler geldi. Hadi bilmem ne geldi. Yani ne oynayacaklarsa perdeyi kapatıyorlar, hemen diziyorlar, sonra seyirciye açıyorlar ya. Meğer şeytan, melek, cennet, cehennem, yaşamak, ölmek, sihat, afiyet, kadın, erkek, doğru, yanlış, hariç beni tanımlamak içinmiş. Bendekileri uyandırmak için. Onları fark edip ben bunlar da değilim. Bunlarla da ben değilim. Ben bu değilim, bunlarla da ben değilim. Bunlar bütün hiçliğini, yokluğunu, zata aynı olacaksın. Yokluğunu bildiğin zaman vücudunda Adem, Adem'inde vücut bildin mi? Allah tayin ve teşahhus ediyor. Nereye? Ene. Bu bilmek ene, enfusilik, bu enfusi. O zaman tayin ve teşahhus ettiği zaman artık Allah tayin ve teşahhus etti. Nereye? Hiçliğine. Hiç. Hiç. Allah tayin ve teşahhus ettiğine ben de o olursa bu sırrı insani. Bendeki o,
Onda varım ama onu bilmiyor. Ha? Bu ene. Bu eneyi hangi derslerle şey yaparız, fark ederiz? Ustad kendisi söylüyor. 18. mektubun Filistesinde söylüyor. Mektubatın Filistesinde. 24. mektup. 29. söz. 30. söz. Aklı beşeri ve felsefe ile mümkün değil, yazılamayan risaledir diyor. Olamaz bu. Aklı beşeri, düşünce ile, bilgi ile, ilim ile, felsefe ile olamaz eserdir diyor. Nerede söylüyor? Mektubat, açın arkasını, 18. mektubun Filistesi. Filiste, 1. mektup, 2. 3. 18. açın, orada yazar. Bununla ene. Tamam mı? Bir baktın ki ene nedir? Hiç. Neyle vardın sen buna? İlim ile, varlıkla, vücutla hiçliğini biliyorsun. Demek ki bilgi, ilim, hiç. Eylemi yaptık. Ne dedik? Çok avami ama gözle baktık. İcazet törenine, Kur'an icazet hafızlara diploma verilecek veya plaj. Menfi söylüyorum. Batıl. Kusura bakmayın ama öyle. Şimdi oraya baktığın zaman ikisine doktor söylüyor nasıl oldu? Göz, tamam mı? Bu görüntü alanına geldi, şöyle oldu, elektrik impulsleri değiştirdi, beynin arkasına, görüntü alanına gitti, şöyle oldu, böyle görüntü oldu. Bunu anlatmak, bunu tanımlamak, bu bilgidir. Malumattır. Düşüncelerdir. Bir sürü dezanları var. Tamam? Onlarla fikirleniyorum, hisleniyorum, etkileniyorum, dost oluyorum, düşman oluyorum. Tamam? Ondan sonra dost oluyorum, düşman oluyorum, kulap yaparım, duygularımla latifelerimi kışa. Bunlar nedir? Onları alemimde tanımlandığı için bu ilim. Onun da hep arkasına bunlar meğer tertipmiş. Bendekileri uyandırmak son bu konuşmam. Ha, bunların da arkasında, ötesinde değil. Elektrik kablosu bilgidir. Elektrik kablosu bilgidir. Kabloyla hiç alakası olmayan, benzemeyen elektriğin akması ilimdir. O elektriğin Allah tanımlanamıyor. Daha arka elektrik, o da ene. Kablo bilgidir. Kabloyla alakası olmayan, kabloya benzemeyen, mekanı, zamanı, hacmi ve kütlesi, ağırlığı olmayan, ne olduğu bilinmeyen şu anda içinden geçen elektrik ilimdir. Tamam? Onunla sende uyandırılıp o uyandırılanın arkasına geçmek, bunların da daha arkasına geçmek, yani esir veya maddi hayat, bu da enedir. İşte arkadaşlar, biz Risale-i Nur okuyarak bilgi sahibi oluyoruz. Onları tefekkür ederek ilim sahibi oluyoruz. Tamam? Tefekkür ederek ilim sahibi. Sonra biz haram helallerden uzaklaşarak, dua ederek, evrat eskarımızı asla bırakmadan, beraber mutala ve müzakere yaparak bu enfusi alemimizi de tefekkürün de arkasına böyle Allah da nasip edecek. Bu artık biraz nasip işi, dua işi. O da bir ene, hiçliğini uyanırsa ne olur biliyor musun? Karşında ne cennet ne cehennem, ne sihat ne hastalık, ne yaşamak ne ölüm. Onu uyanan zatın dilinden söyleyelim. 69 şualar. Bu zerrecik vücudum, hadsiz bir vücudun aynesi. Nihayetsiz bir imbisat ile hadsiz bir hadsiz vücutları kazanmasına vesile, kendinden daha değerli ebedi vücutları meyve veren kelime-i hikmet hükmünde bulunduğunu, mensubiyeti cihetiyle, burası çok önemli, mensubiyeti, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah, imam seni nispet eder, intisap eder, Allah'a bağlar.
İman bir intisaptır. Mensubiyetiyle Allah'a bağlandın mı? Cennet ne, cehennem nerede kaldı ya? Allah'a bağlı. Mensubiyetiyle Allah, Allah kim ise, neyse senin aleminde. Senin mi o? İman ederek senindir Allah. Baba senin mi? Arabası, mallı, mülkü de senindir. Allah senin mi? Allah nesi varsa da senindir. Mensubiyeti cihetiyle bir an, bir an yaşamasın ebedi vücut kadar kıymetdar olduğunu ilmel yakin ile bildim. Şualar 69. Eksikliklerimle beraber nakletmeye çalıştım. O zaman sultan oluyor. Sultan, sultan olan bu. Kardeşim Allah'ı nasıl severseniz ya. Bu korona, ölmek, yaşamak, dünya, ahiret, cennet, cehennem. Böyle bir derdi yok ki yani bunu fark edenin. Böyle bir dert yok ki. Ne diyor? Bir an yaşaması. Ebedi. Bir an şu. Bak şimdi. Doğdum, ağlıyorum bebek gibi. Ağladım ama şunu dedim. Doğdum. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Bu kablo. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Bu da elektrik. Bir tanesine söyledim, hayır dedi. Kablo şudur dedi. Eşhedü en la, insan var çünkü Muhammed kablo olsun dedi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu kablo. La ilahe illallah, burada da insan var. Muhammed Resulullah, bu da kablodan geçen elektrik. Ne yapar bu? Kardeşim bir an, neyse bağlandın. Bir an yaşadın bunu dedin, öldün. Dedin öldün. Ebedi diyor, vücut kadar kıymetli olduğunu ilmel yakin ile bildim. Nasıl ilmel yakin? Dördüncü şua, ilmel yakinin ama Kastamonu 18'de diyor ki, hakkal yakin seviyesinde ilmel yakin. Artık iman selbedilmeyecek kadar, iman ortadan kaldırılması imkansız, şeytanın eli ulaşması imkansız olacak, den ve damarlara, akıla, kalbe durmuyor. Hisse, sıra, latife, ahfiye, hafiye, ahvalara sirayet ediyor. Çok şükür. Tefekkür imanı olanın la vallahi. İmanına değil şeytan ulaşması, onu alması, alması için ulaşması lazım. Ustad diyor, hayali bile ulaşmaz diyor şeytanı. Çünkü iman sırf akılda durmuyor. Allah Allah. Nerede diyor Kastamonu 18? Bu nevi imanı tahkik ise yalnız akılda durmuyor. Evet, ısırmayı yaptık. Akla giriyoruz. Hasan abi, bu hani hakim adil diyor ya, hakim adilden bahsediyor İslam'da. O kadından, Hasna Hanım. Hani yardım etmiş yani. He ya. O da Hasan abi ene de miydi? Hani bildiği ilimleri bırakıp yardım etti Risale-i Nur'a. Şimdi şu. Hakimi adil unvanını almış. İman küfrün Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar böyle bir şey görmemiş. Girmeyeyim konu. Ne yapmış o? Tarafını seçmiş. Ustad da fiilene bakmamış. Bakmasa ne emniyeti var? Asıl imam o. Allah adına görevli. Rabbim de bakmaz. Onun için ne diyorum biliyor musun? Size söylüyorum, dinleyenler diyeceğim. Hiçbir beşeri ben, bana göre, benim anladığım, Risale-i Nur'dan benim anladığım Rabbim, benim Rabbim, Rabbul Alemin de demiyor, Allah demiyor, Rabbim, beşeri günahlarınızdan dolayı sizi dershaneden dışarı yatmaz. Yani çok açık, yedi kebair işlememek şartıyla. Toplumda da öyle. Yedi kebairi işlememek şartıyla Allah, beşeriyetimizin iktizası olan günahlarımızdan dolayı ikramı, ihsanı, lütfu ve keremi olan bu durusu Kur'an'dan ayırmaz. Allah böyle Allah. Şey Rabbim. Asla. Yedi kebairi Bağla da söylüyor. 328 değil mi? Yedi kebair. Almaz elinizden. Atmaz sizi. Tokatlar ama. An şartla tarafgirliğiniz kayarsa o yedi kebair. Zaten yedi kebairin içinde bir tanesi nedir? Bidalara taraftar olmak. Bir tanesi de nedir biliyor musun? Yalancı şahadetlik. Ben şahadet ederim ki budur. Bidalara taraftar oldun mu hepsini silip süpürüyor. Ya
Peki. Evet, burayı okuduk. Şimdi 25. defterin 266. Sen abi. Efendim abi. Abi sultan olan anlar bizi. Enes seviyesi mi, ruh seviyesi mi? Ha, bu seviye seviyedir Mehmet'im. Ruh seviyesidir ilk. Bu ilimdir. Neyse sultan, multan, lütfu, karim. Ene de öyle bir şey yok zaten. Bu ilimdir. Ruhtadır bu Mehmet kardeş. Lütfu kahrın, şeyin vahid. İkisi birmiş ya. Şeytan melek. İkisi birmiş. Bu ilim. Ama ene de ne lütuf ne kahr. Ben yokum ki şeytan olsun. Kimse yok ki. Yok. Yok varlık. Ben denilen şey yoktu ama mecburum böyle vurmaya. Ben ene. O tayin etti. Tayin ve teşahhus etti. Olmayan beni tayin ve teşahhus edince o sırrı insani. Nefesimi kesiyor. Hasan abi, bu dediğiniz de ilmi bir mevzu değil ama, değil mi? Şu anlattığınız. İlmi bu ilmi mevzu. Çünkü ilimle anlatıyor ustak bunu. Anlatıyor ama yani ilmen bilmek, mevzuyu bilmek değil yani. Ha o evet, o evet. Yani şimdi bu çerçevesini konuşmak var ya, hep ilimdir bu. Hmm. Bununla bir yere geliyorsun. Mesela Mektubat-ı Rabbani, İmam-ı Rabbani'nin şeyiyle söyleyeyim. Demiş ki, gittiler falan söylüyorlar. Konuştular mı diyor. Konuştularsa yok. Çünkü kabı kavsende ne görmek var, ne konuşmak var. Görmek işte. En azı ama bu değil. Çünkü konuşmamak konuşması. Yani bu konuştuğumuz Osman ilim tabii. Yani şu anda ilim. Konuştuk diye o muyuz yani? İlim konuşuyoruz. Bilgi değil ama. Şu anda konuştuğumuz Allah'tan kopuk, kuru bir malumat. Bedeni bilmeye benzemiyor. Bu ilim. Konuşmalar hep ilim. Lütfun, karın, bunlar hep ilim. Yani arkasında mudil, nur esması, şeytan, melek. Bunlar hep ilim. Cennet, cehennem hep ilim. Ama çok çok az, derecesini farklı. Bir, dua ederek, takva ile, dua, niyaz, yani evratlarımızı, eskârlarımızı, hizmetlerimize koşarak ve bir de ehli olan kardeşlerimizle bunları mutala, müzakere, bunlarla meşgul olan, tefekkür ede ede şu oluyor, bu eleyi. Yani bazı kardeşlerim, ya nasıl yapacağız? Bak, su yumuşaktır. Kaya, Karadeniz'in yalçın kayaları serttir. Vuruyor. Şah. En sonunda ne yapıyor? Oyuyor. Yumuşak, serti oyuyor. İşte bu tefekkür yapa yapa, Rabbimden isteye isteye, evradın eskanını bırakmamak şartıyla, tamam mı? Ben yeni bir karar verdim. Sabah cüzümü yatarken Hizbul Kur'an okuyorum. İki Kur'an arasına hayatı sıkıştırdım. Eskide sabah bir giriyordum, hem Kur'an hem Hizbul Kur'an. Ondan sonra ders yapıp yatıyordum. Şimdi dedim ki artık sabah Kur'an, yatarken Hizbul Kur'an. Daha biraz da keyif aldım. Yani bunlar hep ilim Osman'ım. Ama oraya geçtin mi ilim yok. Konuşma yok. Kimse yok ki. Ama işin garip tarafı, yok olmak için, hiçbir şey olmak için bilmek gerekiyor ilk önce. Yani ilim ona hizmet ediyor. İlim yokluğa hizmet ediyor. Ya yoka hizmet ediyor. Yok. Hasan abi, ilmin hangi seviyesi bu? Marifetullah bu. Hasan abi. Efendim abi. İlminden bahsediyoruz. Abi, marifetullah. Bu marifetullah. Bu ilim. İlmi. Yani şeye kadar, Mehmet kardeş, dimağdaki tasdik var ya, şuradan. Evet. Çevir sen Abdülbasit. Canlı gösteriyor. Canlı, onu da göster. Şey, iki tane vazifem var. Siz bununla meşgul ol dedim. Ha? Bak, şu ilim var ya tasdikte. Buradan ruh da dahil. Bilme, ilmin meratipleri. Buradan önce bu berzahtır.
Buralar, şurası, tasavvur zaten ne diyor? Tasavvur neymiş? Evamiri tekniyelerin zan, şüphe, belki, ihtimal, şekler, tevellüt ettiği yer, bilgiler, malumatlar, düşünceler, vehimler, marifetler, kainatın ilmi suretleri, zaman anlayışımızı oluşturuyormuş burası. Şu tasavvur. Bu da fehim denilen şurası var ya, fehim denilen süzgeçle akla giriyor. Akıl berzattır, eyvallah Emre. Ondan sonra burada tasdik denilen ilme, batıl ilim de var. Buradan ilim başlıyor Mehmet kardeş. Ruh da dahil. Ruhun ziyayattır, zişurdur, kanunem, rucudu, harici, dört sıfatı. Oraya kadar hep ilmin meratipleri. Ruhu da önüne koydun mu, bu benim bardağım, bu benim mendilim der gibi masaya, bu benim aklım, bu benim kalbim, bu benim ruhum, başka kimse yok. Ben diyen kim? Kim aldı bunları? Benim aklım diyen, benim ruhum, benim ruhum, benim kalbim, o diyen kim? O ene. Bu ene, emenenin nesi? Ene zahirde şeydir, ruznamedir, takvimdir, haritadır, hulasadır. 146 emir daha bir de. Ama bunun da ene, mülk tarafı bu da enenin. Hiç değil, hiç değil mülk tarafı. Hiç değil, hiç tarafı var. O da sırrı insani. Şimdi geçiyorum 25. deftere. El sayfatın 266 akla devam ediyor. Şimdiye kadar ısırmaydı. 40-50 dakikamızı aldım. 266. Korona, bu korona denilen şu şeyle böyle bir ortamda şükretmek için, şükrümüzü artırmak için söylüyorum. Böyle dersleri nasip eden Allah'a sonsuz hamd olsun, şükürler olsun. Oturduğunuz yerde kahvenizi içiyorsunuz. Rabbim size tercihinizden dolayı ikram, ihsan, lütuf ve keremiyle oturduğunuz yerden bu dersleri ikram ediyor size. Sizler nimetsiniz bana, ben de size nimetim. Müslüman Müslümana en büyük iyiliği kendi varlığıdır. Sizin var olmanız benim için en büyük nimettir. Çünkü varlığıma ve doğrularıma ve istifadelerime ortak oluyorsunuz. Sizin varlığınız benim için büyük nimettir. Benim varlığım da size nimettir. Müslümanın Müslümana en büyük iyiliği kendi varlığıdır. Çünkü inandığınız bir şeyi ben de inanıyorum. Sevdiğiniz bir şeyi ben de seviyorum. Dolayısıyla birbirimizin kıymetini bilelim ki böyle basit eften püften şeylerle, beşeriyetimizin şeyleriyle, yani birbiriniz derken aile hayatınızı da kastediyorum esas. Böyle böyle şey yapmayın ya, böyle kırıp dökmeyin. Kırıp döktün, ani ve fanidir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ifadesiyle evdeki sıkıntınız en fazla 3 tane uykuyla. 3 tane uykudan sonra hala konuşmamak, kin, adavet devam ediyorsa kalbinde hastasın, tamirhaneye gideceksin. 3 günden sonra. Rüştü abi dedi ki, böyle dolaşıyor bize ders veriyordu. Nur talebesi ise en fazla bir uykudur. Bir uykudan sonra bitecek. Eğer Hasan bir uykudan sonra hala kardeşine kin, nefret, böyle tavır düşünüyorsa tamirhaneye gideceksin. Ha? Bazılarının tamirhanesi kabre kadar gidiyormuş. Kabirde tamir olur. Şey diyoruz ya musallada, ey cemaat bundan şey misiniz, memnun musunuz, yani şahit misiniz? Orada adamı düzeltiyorlar. O kin, nefreti orada bitiyor. Uyuşturucu takıyorlar. Evet, 25. defterin gönderdim size Dima. 266 sözler, 659'dan sözler 659 akıl dersimiz. İşte bu dört yol ile büyük bir pencere marifetullah'a açılır. Ve büyük bir mikyasla bir sani hakimi akla gösterir. İşte biz akıl ne dersini yapıyoruz? İğne ile dağa delmeye çalışıyoruz. Gıdım gıdım. Bu işler böyle. Allah ne verecek, kime ne zaman verecek bilmiyoruz. Böyle şimdi bunu sözler 659 düz okusan dırırt diye geçiyor. Bakayım ne çıkmış. Bir de okuyorum metni. İşte bu dört yol ile büyük bir pencere marifetullah'a açılır ve büyük bir mikyasla
bir saniye hakimi akla gösterir. Hakim olsa a çeker. Hükmeden, kainata sahip. Hakim. Ferdun kaymun hakemun adlukun. Hakim o inin üzerine takdi olursa hükmeden değil, hikmet sahibi. Tamam mı? Hikmet sahibi olunca akla gösterir. Metin bitti, ne anladık? Bir noktadan bakınca çok garip bir yer burası. Allah'ın Celle Celaluhu iki türlü ayetleri ve muhatapları var. Biri kelam sıfatının vahiy hakikatın muhatabı olan taakkul, yani akıl. Diğeri ise ayat-ı tekviniyenin muhatabı olan zihin, yani vicdan, vicdandaki zihin. Vicdanın içerisini hatırlatmak adına vicdan, soğan gibi düşünün, en diş kabuğunda irade, vazifesi ibadetullah'tır. Gir içeriye zihin, vazifesi marifetullah'tır. Gir içeriye his, vazifesi muhabbetullah'tır. Gir içeriye latife-i rabbaniyedir. O da lezzet-i ruhaniyedir. Allah'ı seyretmektir. Sözler 659'daki 7. pencerede kainat Kur'an'ından 4 yol ile büyük bir pencere marifetullah açılıyor, izahını yapıyor. Sonra akla bunu gösteriyor. Aklın gözüne gösteriyor o 4 yol. Marifetullah. Çünkü aklın gözü var. Aklın gözü var arkadaşlar. Aklın kulağı var. Kafa gözü şu ayrı. Kalbin, vicdanın, hissin, şuurun ve aklın vesairelerin gözleri ve kulakları apayrıdır. Mesela kafa gözü muayene şeyi görür. Farka bak şimdi. Kafa gözü bunu görür. Ama kör olası dinsiz gözü görmez olduğu yüzümüzü, her şeyi göze indiren, kulağı inkar ediyor, burnu inkar ediyor, tadı, kokuyu. Aklı inkar ediyor. Niye? Akıldaki marifetler, bilgiler, kalpteki hisler, bunlar akıllı, şey, bu kafa gözüyle gözükmez. Neyse, kafa gözüyle bunu görüyorsun. Vicdanda latife-i rabbaniye var. O da bak Allah nasıl görüyor. Elhamdülillahi rabbil alemin. Er-Rahmanir-Rahim, Maliki yevmiddin, İyyâke ne'abdu ve İyyâke nesta'in. Burada Allah'ı görüyor. İyyâke ne'abdu tam o ayette. Nasıl görüyor, nasıl anlarız? İlla namazda değil, en zirve olduğu için. Deste olur, tefekkür ederken olur. Böyle namazdayken böyle tatlı bir hal olur ya. İyyâke ne'abudu ve İyyâke nesta'in. Böyle tatlı hal oluyor. Allah hazır olduğu için sende huzur oluyor. Gördüğünü delil huzurdur. O huzuru alan latife-i Rabbani Allah'ı görüyor. Onun alameti bende huzur oluyor böyle. Kontrolsüz olursa, akıl çerçevesiyle tutulmasa meczup oluyor. Sen abi Ayet-el Kübra'da üstad akıl gözüyle mi görüyor yoksa kafa gözüyle mi müşahede ediyor? İlk önce ikisini kullanıyor üstad. O onu şey yapmıyor. Ayak olarak bunu kullanıyor. Gözü kulağını dağlara bakar görür ki buraya kadar kafa gözü. Ondan sonra işte kainattaki sistemle izah ediyor, kendini tanımlıyor. Bu akıl, kalp. Akıl ve kalp bütünlüğüyle bir göz. Onu kullanıyor. Bu gözü bırakmıyor. Bu göz yerinde mesela. Dağlara bakar görür ki bu. Ha ne görüyor? Akıl ve kalp bütünlüğüyle ayrı bir çanak anten tutuyor. Oradaki tecelli, şuaları görüyor şua. O gök kuşağı gibi yedi rengi. Onu seyrediyor. Gördüğünü bize aktarıyor. Bazı hastalar oluyor ya böyle, hastalar. Aa oradalar diyor, orada bana geliyorlar. Lan orada bir şey yok, ben bakıyorum yok. Yalan mı söylüyor, doğru söylüyor. Ona açılmış. Biz de yanındaki akrabası ne yapıyor? Hizb-ül Kur'an okuyarak o perdeyi kapatıyor. Hadi lan kapat ışık gelmesin diye.
Hizb-ül Kur'an'da böyle. Yani her şeyin bir gözü var. Her bir duygu gözdür. Hep bilirdik ki, hep bilirdik ki biz akıl zihne, yani vicdana atıyor. Biz bilirdik ki akıl zihne, vicdana atıyor. Burada nefsül emirden, şairden, fiili hayattan alınanlar direkt vicdana atılıyor. Şu şey kapat, ses geliyor. Bir daha, hep bilirdik ki akıl zihne, yani vicdana atıyor. Burada nefsül emirden, dışarıdan baktığımız şeylerden, şairden, fiili hayattan alınanlar direkt vicdana alınıyor. Direkt oldursun istersen. Direkt vicdana, tamam neyse kalın. Direkt vicdana alınanlar var, direkt alınmıyor. Alınanlar var, alınmayanlar var. Şairler var ya, içerisinde din, simge ve obje deniliyor felsefede. İçerisinde din var. Tesettür mesela. Sarık mesela. Sakal değil de sarık. Sakal hepsinde var ama sarık herkeste yok. Dini bir objedir. Şairler, fiili namazlar, hayatlar, mevcudatın lisanı halleri direkt vicdana giriyormuş. O göz dediniz ya abi. Hakikati gören vicdan. Vicdan. Gözüyle. Ha. Onların günahlar kapatıyor mu abi? Yani evet. Nerede gibi? Mesela diyelim ki sana bir şey söyleyeyim. Şimdi o gözüktü ya mahluk biraz önce hasta. Hı. O perde nasıl açıldı? Günahla açıldı. Günahla açılıyor. Hizb-ül Kur'an okuyor, ayet okuyarak onu kapatıyoruz. Hakikatta dönüştürsek o perdeyi biz kapatıyoruz günahlarla. Evet. Mesela günahlarla. Mesela diyelim ki kendine uyguladığın zaman günahlarla battaniye örtüyoruz kalbe. Yani bebek ağlıyor ya, ruhu sıkılıyor değil mi? Evet. Yani günahlarla şeydeki, dindeki adı günah. Amel defterindeki karşılığı çizgi. Fizikteki karşılığı ne biliyor musun? O günah veya sebep. İçimizde enerji. Doldum diyorsun böyle. Doldum namazda, derste. Oh, oh, oh. Bu nedir? Enerji. Sebep. Sebep ne demektir? Dindeki çizgi. Adı sebep. Fizikteki adı enerji. Pozitif enerji. Veya günah. Dindeki adı günah. Fizikteki sıkıntı. Ayette diyor ki başınıza gelenler var ya, kendi elinizde işlediğiniz günahlardandır. Ama şimdi bir şey işlemedim ya. 3 günden beri, 2 günden beri sokağa çıkma yasağı var. Oturum günah işlemiyorum ya. 7 sene önce işlediğin günah yol buldu çıktı. Temizleyecek. Temizleneceksin kardeş. Hemen dön. Sıkıldın. Lan ne zaman yapmıştık Allah bilir. Sabret. Geçecek mi? Geçmeye mi var? Bana bir teşekkür söyle de geçmez. Hayat geçiyor, hayat. Hasan abi. Abi mana yüklüyse direkt vicdanı alabiliyor. Yok mana yoksa dimada mana yüklenip öyle mi vicdan alınıyor? Evet abim, harika ifade ettin. Çok güzel. Maneviyat olması lazım. Bak şimdi, senin fabrikaya geldim. Adamın kartı var. Ben geliyorum, giremiyorum. Adam kart basıp açılmıyor mu? Şaire ruhani olan amellerin giriş kartı var. Hiç onu durduramıyor. Tak diye kapı açılıyor. Vicdana öyle giriyor. Ama maneviyat yüklü değil, dimada dur. Geç bakalım mimbiklerden. Taayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikat. Ondan sonra dönüyor, izandan aşağı iniyor. Bunlardan temizlenerek. Evet. Eylemler iradeye, nefsül emirdeki ayat-ı tekviniyeler zihne uyguluyoruz. Fiiller yazıyorum iradeye. Yani eyleme dönüşmüş var ya ibadetler, ondan hasıl olanlar, tefekkürler zihinde mekan açıyor. Tefekkür zihinde mekan açıyor. Ayat-ı tekviniyeler ortaya çıkması vicdandaki zihinde. Bu zihinde oluyor. Şairler, tarafkirlikler ise vicdandaki hisse giriyor. Lezzet-i ruhaniler, maneviyatlar da
Latife-i Rabbaniye'ye bakıyor. Vicdanı tanımladık. Vicdan neydi? Böyle soğan gibi diş kabuğunda irade, marifetullah, gir içeriye zihin, his, latife-i Rabbani. Uyguladık şimdi. İrade, eylem. Gir içeriye zihin, bu hayat-ı tekviniyeler içi açılması, yani farzlarla, zikirlerle, tefekkür esas. Tefekkürle, tefekkür akılla yapılıyor. Akılla tefekkür edilince, şu anda tefekkür ediyorsanız ki ediyorsunuz, şu anda hepsi istisnasız. Allahu alem, Rabbim öyle muamele etsin. Şu dersi dinleyen, oturup da bir şey öğrenmeye teveccüh etmiş dinleyen, ben öyle inanıyorum. Rabbim öyle bana şey, zihninizde mekan açılıyor. Hiç şüphem yok. Mekan açılıyor. Eğer bu davranışlar, mesela derste takke koyduğu, biraz dikkat ettiği, dini şeyler koyduğu, tamam mı böyle? Şairler, maneviyatlar, başka tarafkirlikler. Mesela tarafkirliğimiz belli. Bu adam ne ya? Bilmiyoruz. Bu adam belli ya. Bu adam bunun karşısında. Bu tarafta. Bu kardeşimiz, tamam. Tarafkirlikler, şairler, içi mana dolu olanlar, anlamlandırılmış olanlar direkt fabrikanın veya devlet dairesine girerken hiç şey yapmaya da gerek yok. Böyle göğsünde bir kart var, tak geç, kapı açılıyor, tak geç. Ahirette de böyle olacak ya. İnan, kabirde de öyle olacak. İnan. Ya Rabbi, Allah'ım, bizim ruhumuzu şehitlerin, evliyaların, alimlerin ruhunu kabz eden melek-ü müekkele değil, alim, evliya, şehit değil, talebe-i ulumun ruhunu alan melek-i müekkili ruhumuzu almasını nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, Allah'lığın hatırına. Amin. Amin. Ya, çok şükür ya Rabbi. Talebe-i ulum. Ya. Hızır abi kızardı bazen de böyle yaptıktan sonra, talebi onun bana yönelirdi. Çok Hızır abi belden aşağı ferçti. Allah 15 sene zaten uyku vermemiş. Doluydu o. Keylani ile olma cerası olan zat. Hasan derdi, benim üzerime o iş derdi. Talebi ulum olamasan talebi dolum olursun derdi. Talebi dolum. Talebi dolum ne biliyor musunuz? Hadis-i şerif, ben zannettim ki şaka yapıyor. Karadenizlilerin bir tulumu var. Şişirir. Ucunda bir tane ney gibi var, çalar. Onu şey var. Öyle bir zaman gelecek ki diyor Peygamberimiz Aleyhisselam, şarkıcı aletleri say. Bunlar diyor öflerler. Buradan öflerler, seni oynatırlar. Şeytan yaptıracakmış. Talebi dolum, şişen o torbaya dini. Oradan çıkan sesle oyalarlar seni, oplattırlar, oynatırlar. Talebi tulum olursun. Tulumun talebesi olursun derdi. Oynatır, cemiyet oynatır. Cemiyet balondur. Arkasında gözükmeyenleri, bu topluma korku yayanlar vesaire yapanlar, cemiyet balonuna tulum, tulum öflerler. Sonra siyasiler, televizyonlar onun ucundaki o parmaklarla ne konuşacaklarını yönlendirirler. Hangi notayla? Biz de orada oynarız, üzülürüz, seviniriz, ağlarız. Görüyor musun? Mevlana da der ki, insan neye benzer? İçi boşsan Rabbin öfler, tamam mı? Ondan sonra yedi tane, üstte altı tane, bir tane de altta yedi tane. O deliklerle sen de kendini notalandırırsın. Ne nota yaparsan öyle müzik çıkar. Ya horon havası çıkar, ya ruhani bir şey çıkar. Ha? Sen kendini öflüyorsun diyor. Derslerle diyorsun ki, derse katıldın. Neyimi öfle ey Risale-i Nur. Neyimi öfle şu derse, işte kitap okuyunca. Sen de onunla tefekkür ediyorsun. Çıkan sonuç zihinde mekan açıyor. Allah Allah. Çibarşet ya Resulallah. Çunseki hesabı keyif. Zihinde olan ve hazmedilen
kendine göre manaya dönüştürülen nefsül emirdeki hayat-ı tekviniyeleri zihin taakkula yani akla atıyor. Akla göz oluyor. Şimdi buradan girdi. İstersen direkt gitti. İstersen akıl onu anlamlandırdı, mana yükledi, attı şey vahiy ile zihne attı. Zihin de diyor ki akla, sen bana bunu mu attın? Bana böyle yaptın. Al sana o zihinde boyanmış, zihin imbiklerine geçmiş, yapısı genetiği değiştirilmiş çekirdek gibi. Akla atıyor, akla atınca aklın gözü oluyor. Akıl gözü zihindir. Kalı müstevi de geçer. Allahu Ekber. Bu derslere muhatap ettiğin için Allah'ım sana sonsuz şükürler olsun. Akıl da vahiy ile muhatap olmuş, evamiri tekviniyeleri fark etmiş, akla gelen vahiyler, evamiri tekviniyeler, Allah'ın 8 bin alemin haritası olan zihindeki mekan, zihin nedir? 18 bin alemin mekanı. Buna ne deniliyor? Ayat-ı tekviniyeler. Vahiy nedir? Evamiri tekviniyeler. Akla geliyor. Akıl da ne yapıyormuş? Akıl da vahye muhatap olmuş ve evamiri tekviniyeleri fark etmiş. Zihinden gelenleri bunları yani evamiri tekviniyeleri ve zihinden gelen ayat-ı tekviniyeleri birleştirip cem eder. Aklın vazifesi ne var? Çevir göstereyim. Abdullah Sey. Bak abi. Vahiy akla geldi abi. Evamiri tekviniye. Şurası vicdan. Zihin de şurada. En dışarıda irade. Zihin iz. Latife-i Rabbani. Zihin de hayat-ı tekviniye. Şimdi istersen hayal, istersen düşünceyle gelsin. Ondan sonra istersen vahiyle gelsin. Akıl eğer dışarıdan gelenler şair İslami ise direkt vicdana giriyor. Maneviyatlar, manalar. Mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim. Sesi burada kalıyor. Manası direkt. Giriş kartı var fabrikanın. Buraya iniyor. Direkt iniyor. Çünkü tanımlanıyor. Bilmiyoruz onu. Onu tanıyorlar. O biniyor. Geçiş üstünlüğü var. Yani öyle bir şeysi yok adamı yasak masak. Yok dışarıdan gelen. Mesela bana bakıyor. Dur diyor akıl. Beni bu şimdi seyrediyorlar. Kardeşler. Ne diyor? Akıl, Müslümanın aklı vahiy muhatap olma nispetinde benden çıkan şeyleri bak beni görüyor. İmbiklerinden geçiriyor. Mana taraflarını alıyor. Zihne indiriyor. Birinci yol bu. Bu zihinde hayat-ı tekviniye var. Mekan açıldı. Ya derste açılır ya tefekkürle. Açıldı. Buradan mı geldi? Benim konuşmalarım akıl gönderdi. Bu sefer zihin diyor ki ey akıl sen bana bunları gönderdin. Sana da bir iyilik yapayım. Bir babalık yapayım. Zihin de kendi hayat-ı tekviniyelerini akla gönderince akla göz oluyor. Artık akılla baktığı zaman zihinle bakıyor. Allah Allah. Nasıl ki gadapla bakar, şehvetle bakar, ilimle bakar, merhametle bakar. Bir misal vereyim en çarpıcı. Çocuğa bir bakar anne. Altı kirli ama anlamıyor. Nereden anladı? Başka bir göz. Başka bir göz yani. Tamam. Başka bir göz. Mesela diyelim ki adam gelsin dershaneye, Allah'ın izniyle yürümesinden şöyle bir baksın, bir iki kelime etse etmese de ama etse %80 Allah'ın izniyle başka bir göz olduğu için dershaneye verin, anlarım bu adamın zihniyetini. Başka bir göz. Üstad gibi. Ha? Üstad o lisedeki kızlara bak. Ha o başka. O üstad şeyi zaten görüyor. Hemen simasına bakarsan soyunu görüyor. O yok bende. O soyunu görüyor, genetini görüyor. Kalbini seyrettim diyor. Ulan kalbini seyretti. Yani sima belli de yani namaz kılan, zina yapan, içki içen, oruç tutan, mesela sırf Kur'an okuyan beyaz olur. Tefekkür ehli olan pembeye dönüşür.
Üstadın siması pembe beyazdı diyor. Tarihçede geçiyor. İsraf mı ettiler bunu söylerken? Lan sana mazana veriyor tarihçede. İki şey çok ilgimi çekiyor tarihçede bu konuda. Rengi diyor pembe beyazdı diyor. Pembe Kur'an okuması. Kur'an'ı muhatabı. Beyaz. Pardon. Pembe tefekkür. İkincisi ben mesele yaptım. Her derse çıkmadan mutlaka iş çamaşırlarını değiştiririm. Affedersin bunlar şey değil ama bir ustad diyor ki, ustad tercih, çamaşırlarını diyor kirletmeden değiştirirdi diyor. Tarihçede geçiyor. Niye bunları söylüyor? Çünkü çamaşırlarda ervah-ı aliye, ervah-ı habise müekkel oluyor. Pis ise çamaşır, o ağaç mı diktin tarlana yağmuru çektiği gibi, ağaçlar mı kestin kuraklık gibi, ervah-ı aliyeleri, mevad-i şerileri, ervah-ı habiseleri çeker. 29. sözde diyor ki, Allah nardan, nurdan, zulmetten, sesten, manadan, karanlıktan, maddeden Allah ervah-ı aliye, ervah-ı habise yaratıyor diyor. 29. sözde. O zaman çamaşır kirli ise o tipten mahluk geliyor. Temiz ise o tip. Onun için Allah Resulü bana üç şey sevdirirdi. Bir tanesi ne? Koku. Koku, aa ne güzelmiş. Parfüm sürersen ervah habise gelir. Çünkü alkol varsa, etil alkol varsa. Etil, alkol haramdır. Metil, yani bu Mehmet kardeşin şeydi kimyada. Alkol, haram olan alkol benim bildiğim. Mektepte okumuştum. Etil herhalde alkol. Olmazsa, o varsa ama o yoksa değil. O koku, her şey mesela. Kokular var. Mesela bende bir tane koku vardı böyle. Şey kokusu böyle, Medine kokusu böyle. Böyle bir koku, fevkalade. Ha. İşte şunu demek istiyorum, kanuniyetler. Hangi cinsel o tip ruhaniler gelir. Şimdi gelelim buraya. Zihin diyor ki, sen bana bunu mu şey yaptın, hop veriyor. Ama akıl bir sistemdir. Vahiy ile boyalanırsa 40 küsur sıfatını bulabildim. O imbiklerden, imbik şu, sistemi şunu kastediyorum. Yüksek bir topraktan maden çıktı. Kamyonlarla yüksek fırına atılır. Biraz mesleğim benim. O fırına sıcaklık veriliyor, imbiklerden geçiliyor. 900'da 1100-200 verilirse sıcaklık demir ayrışıyor. Biraz da artırsan çelik, şu bu bilmem ne. Yani madenlere, yani toprağa verilen ısıya göre maden ayrışıyor ya. Oradan sıyrılıyor. Bu akıla da vahiy geliyor. Vahiy geliyor. Bu yüksek fırın. Buradan geliyor. Bir de dışarıdan geliyor. Hayal ve tasavvurundan geliyor. Bu geliyor. Buna vahiy ne kadar muhatapsın? İçindeki malzemeleri değiştiriyor. Hop zihni atıyor. Zihinde hayat-ı tekvini, ha senin cennetin o. Fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Cennete gireceksin demiyor. Gireceğine delil nedir? Gir cennete an. Yani şu anda ilim elçisi için Allah Resulü ne diyor? Aleyhissalatü vesselam. İlim elçilerine cennet bahçeleridir diyor. Cennettir diyor. Çok şükür. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Evet abi. Hasan abi şimdi zihinden bahsederken hayat-ı tekvini diyoruz ya. Şimdi normalde aslında vicdan dört ayağında bir santral gibi çalışıyor. Yani zihin tek başına tamam dimağla bağlantısını zihin yapıyor. Ama öbür istasyonlara uğramadan mı gidiyor ki? Sanki öyle konuşuyoruz gibi. Ve buradaki hayat-ı tekvinelerin üstünlüğü açılmasını daha önceki derslerimizde histe olduğunu söylemiştik. Tıklayacağız. Bak şimdi, burada inerken bu sistemleri aktif ediyor abim ama konumuz o değil. İlim oluyor, vicdan nasıl inecek buradan? Direkt ilimden vicdana inmiyor ki. Buradan inmiyor abim. Bu sistemleri çalıştırıyor, ondan sonra izanla aşağı iniyor abim. Ama iyi hatırlatılıyor. Onu demiyorum abi. Ben zihin, iç zihin iradeden, histen, latife-i Rabbaniye santrallerinden bilgi almadan mı, dilek mi veriyor? Zihin mi? Hayır. Vicdan benim santral gibi çalışmıyor mu? Aynen öyle. Şimdi bak, bu zihin düşünebiliyor musun ki histen etkilenmemiş? Latife-i Rabbaniye. Mesela diyelim şöyle. Ezberledim ben Kur'an'ı.
Elhamdülillahi Rabbil alemin. Manayı bildim. İlim. Ondan sonra duruyorum bak, edebimle duruyorum. İrade. Errahmanirrahim. His. Hepsi paketleniyor. Yani şurada bir şey çizmiştim. İrade hepsine, hepsi hepsine bir bütünlük. Ama konu bu olduğu için onu konuşuyorum. Tabii ki zihine, zihin çıkarken, akla getirirken o ana paketin içine hissi koyuyor, Latife-i Rabbani'yi koyuyor, iradeyi koyuyor. Bu santral sistem tabii ki birbirine geçiyor. Mesela burada dedik ki ilimle aklan, akıldan zihne iniyor. Ya biz biliyoruz ki onlar artık bilindiği için akıldan tasdikte ilim oluyor. Sonra izan oluyor, iltizam oluyor, itikat oluyor. Bundan sonra tak şuradan itikattan sonra direkt kalbe gidiyor. Şuradan vicdansa buradan izandan vicdana iniyor. Yani abi, şunu demek istiyorum. Boyalanıyor. Yani his, zihinde hayat-ı tekviniyeler yani his. Bir dakika duymadım. Halinde, duymadım. Zihindeki hayat-ı tekviniyelerden sonra duymadım. Hani hayat-ı tekviniyeleri his çeviriyor diyorum. Ondan sonra zihine veriyor. Abi. Zihin direkt o işi yapmıyor diyorum. Yani his mi böyle götürüyor zihindekileri? His santralinde dönüşüm yapıyor, zihine veriyor. Zihin de vicdan aklı olduğu için dimağla irtibatı oradan sağlıyor. Ne bu his götürdüğünü nasıl çıkarttın o Mehmet kardeş? Şimdi hayat-ı tekvinelerin bendeki uyanışlarını his yapıyordu. Yani bende uyananlar hisle yapıyorum. Bende uyandı. Evamir-i tek fıtrat-ı selime ile örtüştüler. Oradaki bilgiyi zihne verdi. Zihin de dedi ki akla al bunu bak böyleymiş bu örtüştü doğrudur dedi. Yani zihin bunu direkt yapmıyor. Eğer müşahede olacaksa Latife-i Rabbani üzerinden yapıyor. Eğer ibadetlerle, fiiliyatlarla gelecekse irade üzerinden yapıyor. Ama bağlantıyı zihin yapıyor. Bak şimdi. Şöyle bak. Benim şey hatırladım şimdi. Eğer evamir-i tekvine ve ayat-i tekvine ise kendisi yapıyor. Ama hepsiyle boyalanıyor. Eğer bu akıldan gelen ve zihinde uyanan mekan hissi de alakadar ediyorsa his, o hayat-ı tekviniye olan o zihindekileri his potasında boyalanıyor o. Mesela şöyle diyeyim. Şair vicdana gitti mi abi? Vicdana. Vicdana. Evet. Nereye gider o? Gider. Hisse gider. Hisse gider. Evet. Çünkü. Hissidir. Ama bir mana var mesela. Elhamdülillahi Rabbil alemin. 18 bin avese. Bu ne yapar? Akıl potasından gitti, direkt gitti. Zihinde mekan açtı. Evamir-i tekvini, ayat-ı tekviniye. Çünkü irade orada okuma, fiilin şeyi. Sonra eğer böyle lezzeti ruhaniye dönüşecekse böyle hakikaten ihlaslı olmuş vesaire sebepler tamamlanmış. İrade tamam, zihin tamam, his tamam. Latife-i Rabbani'de de keyif alıyor. O da Latife-i Rabbani. Sahasına girmişse o götürüyor. Yani evamir-i tekvini eğer hissi ise his götürüyor akla. Eğer ayat-ı tekvini, evamir-i tekvini ile ikisi vahiy ise ilimi içerisinde ilimler varsa, mekan varsa his değil, direkt vicdan zihin götürüyor, atıyor. O zaman müstakil çalıştıkları gibi beraber de çalışıyorlar. Tabii, birbirine tek başına
O bir şey olmaz. Hepsi geçir. Mesela şu anda seninle konuşuyorum. Gözüm çalışıyor, kulağım çalışıyor, aklım çalışıyor. Kalbim çalışıyor, isim çalışıyor. Mazim, bilebildiğim, hafızam vesaire. Hepsi çalışıyor şu anda gibi. Hepsi birbirine geçişti. Ama hakim kim? Eğer ben konuştuğum şey, ilim ise aklınız çalışıyor. Aklınız da çalışıyor ama hiç çalışmıyor değil. Önde o. Ama etkileniyorsun, hissin önde. Ama ben aklı konuşuyorum ama sende his uyandı. Onun için şairler daha çok vicdandaki his uyandırıyor. İlk. Ondandır ki şairler İslam'a ait ve geçmiş imani ve vicdani ve ruhani haletleri zatında cem edip, demek ki mesela Osmanlı zamanında yapılan camiler, sonra Cumhuriyet döneminde yapılan camiler, ikisi de taştan, ikisi de cami. İkisi de mübarek Müslümanlar yapmış. Ama Osmanlı camisine gidince niye etkileniyorum? Çünkü o taşı koyan zatın aklı, fikri, hissiyatı, ihlası vesaire taşa sirayet ediyor. Sigara içmeyen, sigara içenin yanında oturduğu zaman nasıl sigara kokusu siner? Bu, bir şey anlatmak için bunu biliyoruz da, o taşı koyarken o adamın nazarı, eli, nefesi temas etmiş. Koyuyor. Bunu Japonlar da şey yapmış mesela. Suyun yanında küfür edersen, güzel şeyler söylersen, su etkileniyor. Ona dönüşüyor. Eskide suya üfürüyorlardı diyorlardı. Şimdi duyuyor musunuz? 10 seneden beri vazgeçmişler demiyorlar. Vazgeçmişler. Çünkü su değişiyor. Tamam. Şimdi şairler ne yapıyor? Mesela bu şair. Bunu gören Allah Resulü kılmazmış. Sohbet etmezmiş. Bunu gören mesela konuştuğum ilim ama buraya bakan adam hissi olur. His olur. Adam ısrar ediyor. Risale-i Nur şair desini yapıyor. Sünnet-i Seniye dersini yapıyor. Tatki yok. Niye yok kardeşim? Yok. Kime iyi gözükeceksin? Zaten onlara iyi gözükeceksen zaten bu dersi yapmaman lazım. Niye ısrar ediyorsun yanlışa? Ustad değil bunu sarığını göstermiş. Demiş ki sarığı çıkart demişler. Vali, komutan karşısında. Bu sarık demiş. Bununla çıkar. Sen bir derste bunu koymuyorsun. Koysa kimse yok sana ceza verecek. Demek ki şairi anlamamışız. İnsanı sırf akıl mı zannetti? Bu sarık bununla çıkar diyen ustadın talebeleri değil miyiz? O abi biz onlara ustada benzeyebilir miyiz? Sana zaten ustada benze diye böyle dinde bir vazife yok. Sen Resulullah'a benzeyeceksin. Eyvah! Ne oldu? Resulullah'a benzeyeceksin. Muktedai kül, rehberi ekmel. Resulullah'a uyacaksın. Yok öyle. Ondan sonra kuru bir bilgi. Devam. Neyse ben burada şeyi anlatmak çalışıyorum. Keşke ders alınsaydı. Şairler bilgi değildir. Adamlar onları kaldırmaya çalışıyorlar. Şairler ne demek? Şairi tarif ediyorum. İslam'a ait ve geçmişi, imani ve vicdani ve ruhani haletleri zatında cem edip gelecek nesle nakleden simge, sembol, sembollerdir. Şair. Geçmişi geleceğe taşıyan semboldur. İçi dolu bunun, dolu, dolu. Osmanlı mezarlığı, Türkiye'nin mezarlığı, Osmanlı camisi, Cumhuriyet döneminin camisi. İçi dolu, içi boş olursa taş olur. İçi dolu olursa ruhani olur. Nereden biliyoruz? Git Sultanahmet'e. Neyse der. Git Ayasofya'ya. Hasan abi şey diyebilir miyiz? İlimin cisimleşmiş hali şairi. İlim. Üç tane şey. Şey dört tane. Şair. Onu zaten söyleyecekti. İlim, irade, kudret, kelamın cem halidir. Şair. İşte ondandır ki şairler bunlar vicdana bakıyor ve vicdanı besliyor. Şairler vicdanı besliyor, ilim aklı besliyor.
Şairler vicdaniyattır. Vicdanı bozulmuş veya vicdanı bozulmuş veya hatmedilmiş veya vicdanı düşük olan şairi onları rahatsız eder. Şair onları rahatsız eder. Çünkü vicdaniyatı kalmamış. Orası akrep ve yılan yuvasına dönmüş. Böyle olduğunun alameti de şairlere düşman olmalarıdır. Arı su içer, bal akıtır. Aynı suyu yılan içer, zehir akıtır. Hakikatleri buradan geliyor. Akıl ayetleri tefekkür eder. Zihin ise nefsül emirdeki ayetleri tefekkür eder. Zihin ise nefsül emir vücudu haricideki mevcudat ayetlerini de marifetullah'a çevirip dönüştürür. Zihin bunu akla gönderip pencere oluşturarak tefekkür ettirir. Zihin de akla gönderiyor. Lemaat okunacak mı sana? O şairden bahsediyor. İslami dini minare. Yok kardeş, şimdi o şair dersimiz şair değil. Şairi burada usta şey malzeme kullandık. İnsan nasıl etkileniyor? Yani en şeyi o. Malzeme kullanıyoruz. O malzemelere detay girsek yoldan çıkarız. Sözler 680. Yarım saatimiz var. Sözler 680. Beşerin haşirde neşedilecek büyük defteri amelinden muhasebe vaktinde hatıra getirecek ve işlediği her fiilleri yazıldığını bildirmek için bir küçük senet istinsa edip yazıp aklının eline verecek bir sani hakimin sanatı olabilir. Nedir o? İnsanın hafızası. Hafızası neymiş? Beşerin haşirde neşedilecek büyük defter amalinden muhasebe vaktinde hatıra getirecek ve işlediği her fiilleri yazıldığını bildirmek için bir küçük senet istihza edip, yani Allah her şeyi kaydediyor, çekiyor, kaydediyor, filmliyor. Onun delili nedir? Sana bir küçük kopyala yapıştırı hafızana vermiş. Onu çoğaltmış Allah, senin hafızana istihza edip yazıp senin eline, haşirde sana sorulacakları eline verdi. Diyor ki bunları sana soracağım, eline verdim. Bunların cevaplarını hazırla. Soru bir. Bunları sana soracağım. Şaşırmayacağız. Ahiret, kabir ve haşir meydanı garip olmayacak. Bilinen şeyden olacak. Bana demeyecekler ki 10 katlı binanın zekatını niye vermedin? Lan öyle bir şey mi yok? Bana diyecekler ki ders niye ilgilenmedi? Niye o geleni anlatmadı? Niye onu demedin? Niye korktun da çevirdin? Niye buna taraftar oldun? Niye dinime hizmet etmedin? Ona da diyecekler ki niye zekat vermedin? Niye hizmet edenlere hizmet etmedin? Niye koşmadın? Sana da niye koşturanlarla koşmadın? Diyecek. Nereden biliyoruz? Herkesin hafızasına koymuş. Ne soracak? Şimdi garip bir şey mi? Senin zaten vicdanında, hafızanda Allah soracakları var. Bunu ne yaptın? Bu kalemi nerede kullandın? Bana bunu soracak ya. Her nefeste sorusu olacak. Kalemi ne yaptın sen? Ya Rabbi ben bunu yazdım. Ondan sonra okudum. Tamam. Ne sorulacağını insanın hafızasına aktarmış. Haşir meydanı kimdir? Haşir meydanı kimdir? Haşir meydanın, ben bunu görmek istiyorum. İlla haşir meydanına mı gidelim? Haşir meydanın küçültülmüş maketi, hani bazı camiler var. İçerisinde maketi var caminin. İşte haşir meydanın küçük maketi vicdandır. Soru sorulacak en detayına kadar küçük bir maketi hafızandır. İspat olun. Hafıza aklın içinde bir sıfat görünüyor. Kuvve-i hafıza aklın bir sıfatıymış. Sözler 681. Aklın varsa esbab perdesini yırt. Vahdehu la şerike le de. Hadsiz evamdan kurtul. Allah Allah. Aklın varsa sebeplerden sıyrıl. Vahdehu la şerike le. Ne olacak sonra diyebilirsem? Hadsiz evamlardan
koronalardan, coronalardan kurtul. Bitti. Ne anladık o zaman? Ne zaman yazılmış bakayım? 5.04.2017 Küçükçekmece. O zaman yazılmış. Bu ne anlamış? 2017, 3 sene önce. Esbab perdesine takılıp kalan tasavvurda kalıyor. Tasavvurdan akla geçtiğinin alameti neymiş? Esbab perdesini yırtmakmış. Esbab perdesini yırtabilirsen akla geçmiş oluyorsun. Geçemeyince tasavvurda kalınca ne olacak? Hadsiz evamdan kurtulamazsın. Evamlar da tasavvurdadır. Ne kadar esbaba takılmışsak o kadar tasavvurda düşüncelerdeyiz ve o nispetle akıl bize değil, başımızda değil. Çevir şey Abdülbasit, bak. Şimdi arkadaşlar, eğer esbab perdesini yırtarsak akıl perdesindeyiz. Esbaplarla hala düşünüyoruz. Hala esbapları faiz zannediyorsak, yani esbaplar kendi başına oluyorsa, adetullah sistemi olarak görmüyorsak tasavvurdayız, buradayız. Bu tasavvurlarda olduğumuza delil nedir? O nispette evham olur bizde. Hala eşyayı, maddeyi, mevcudatı, alemi şehadeti, koronayı faiz zannediyoruz. Oysa yuhi ve yumit Allah idi. O zaman neredeyiz? Tasavvurdayız. Ne zaman biz tefekkür edersek, vahiy ile, Risale-i Nur gözüyle bunları tefekkür edersek, o zaman ilimdeyiz, olayın arkasına geçiyoruz. Delilimiz nedir geçtiğini? Rahatsın. Allah Allah ya. Başına şey yapmışız ya. Olayın arkasına böyle öyle bakıyorsun. Seyrediyorsun. Seyretme makamına geldin ya. Eğer onu ibretle, ondan istifade, onu da basamak, ya böyle basamak yapabiliyorsan çık. Tasavvur da değil, akıldasın. Hala eğer vahiy ve Risale-i Nur gözüyle bakamazsan tasavvurdasın. Nereden biliyorsun? Evhamlarla dolusun. Evham köpüsün hala. Nasıl kurtulacağız? Risale-i Nur gözüyle olayları rasat edersek, tefekkür edersek olayın tesirinden çıkıyorsun. Tak! Hop! Kaldı orada. Maskaralık yapıyorum ama hafızanızda kalsın. Geç diyorum. Neredesine? Çık lan sen. Dere akıyor. Geç. Geç. Yani neredesin? Akıldasın. Nasıl vardın buna? Tefekkürle. Tefekkür imani. Ne diyor Risale'de? Bin an yaşaması. Ne diyor? Hadsiz. Ebedi vücut kadar kıymetli. Bir an yaşaması ebedi vücut kadar kıymetli olduğunu. Neyle? Mensubiyetinle. Allah var, ben Allah'ın kuluyum. Allah için 10 sene, 1000 sene, 2000 sene, bir an fark etmez. Bağım var mı yok mu? Almanya'da ne yapıyoruz? Anladık mı arkadaşlar? Tefekkürde miyiz, tasavvurda mıyız? Evamın arkasına geçtin mi? Abi biz, bir tanesi ne diyor? Haklı, ben de öyleyim. Abi derste akıldayız, olayın arkasındayız. Sonra bizi kapıyor. Bu insanlıktır, bu normal. Ama bu dersin içinde he ama ya ne diyor ya he ama sen tamam. Sen tasavvurdasın da şimdi biraz daha çorba içmen lazım. Hastalığını anlamayan mı olur? Bilmiyor. Hastalığını bilmiyor. Derste oh dersten birkaç saat sonra birkaç gün sonra tekrar eskiye dönüyorsak bu neden kaynaklanıyor? Resulullah'a soralım aleyhissalatü vesselam. Ya Resulallah senin yanında böyle acayip senin yanından gittikten sonra kendi eski halimize geliyoruz. Demek ki biz münafığız dedi. Tövbe. Sahabe söylemiş. Allah Resulü demiş ki benim yanımdaki bunlar demiş imanın hakikatlerinden, imanın feyzinden, huzur ilahi. Benden ayrılıp onların gelmesi beşeriyetinin sizi kaplamasından. O da olmasa diyor dünya imar olmaz diyor.
Yani görüyor musun bak nasıl bir cevap? Resulullah demiş. O beşeriyetimizin iktizası. İnsanda üç tane şahsiyet var. Şimdi içimde diyor ki olan bu dersten çıkmayayım sana göstereceğim alçak. Şimdi beşeriyetimiz var. Bedeniz, kadın, erkek, büyük, küçük, kasta, hizmet. Bir onun dayatmaları var. Onun getirdiği fikirler var. Bir de ubudiyetimiz var. Tek başımıza namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, tefekkür ediyoruz. Mesela ben odamda tefekkür ediyorum, tesbih ediyorum. Bu ubudiyet. Bir de benim herkesin ders, herkes bir çoluk çocuğuna, komşusuna anlatırken vazifedarlığı var. Ben de vazifemi yapıyorum şimdi. Şu şahsiyetim üçünden, üçün de farklı. İkisine farklı. Şu andaki şahsiyetim beşeriyetime benzemez. Odadaki durumuma da benzemez. Yani vazifedarlık. Bunu ayırt edemezsen evde kavga eksik olmaz. Kin, nefret, adamet bu son mu ya? Var ya bu dersin. Evde kavga eksik olmaz. Akrabalarda kavga gürt eksik olmaz. İlle an şartta 26. mektupta anlatır. Yok. 24. mektupta. 24. mektupta ikinci risalede galiba. 3 tane şahsiyet var. Bunu bilmeyenin evde huzuru olmaz. Bu beşeriyetidir, bu ubudiyetidir, bu vazifedarlığıdır. Peki saat kaç oldu? Daha var. 2-4 arası dedik. Evet geçiyoruz. Sayfa 270. Sözler 681. Sen nasıl kendini kandırabilirsin? Aklın varsa esbab perdesini yırt. Vahdehu la şerikele de evamdan kurtul. Bunu okumamış mıydık? Okuduk. Bir daha niye aldı? Aklı başında olursa bir, esbab perdesini yırtar. İki, kendini kandırmaz. Kendine yalan demez. Kendine uygun yaşar. Alametleri de bunlarmış. Yani esbabı yırtan şu. Esbab perdesini yırtmak kendini kandırmaz. Yani fıtratına zıt yapmamak lazım. Kendine yalan demez. Kendine uygun yaşar. Kendine yakışanı yapar. O nispette insan esbab perdesini yırtmış oluyor. Sözler 682. Akıl gözüyle de görülecek. Öyleyse görmeyenin ya aklı yok ya da kalbi yok. Veya insan suretinde bir hayvandır. Ne demek bu? Aklın gözü varmış. Aklın gözü neymiş? Aklın gözü arkadaşlar. Bak. Gözün bir tanesi. Gözün bir tanesi vicdan. Bir tanesi kalp. Allah Allah. Akıl gözüne bak. Subhanallah. Aklın gözü varmış. Kainattaki hayat-ı tekviniyeleri göremeyenin aklı başında değil ki görmüyor. Görmeyince aklı başında olmadığını anlaşılıyor. Aklı başında olmayanın insan suretinde hayvan olduğunu söylüyor. Hayvan. Ne diyor? Çünkü aklı gözü, akıl gözüyle de görülecek. Öyleyse görmeyenin bir, ya aklı yok, iki, ya kalbi yok, üç, insan suretinde bir hayvandır. Akıl olmayınca vahiy yok, dinle alakası olmayan kafa, akıl yok, o hayvan bile olamaz. Eğer mütecavizse kelenamu belhumadal, hayvandan daha aşağıda olduğunu ayet söylüyor. Kelenamu belhumadal, aşağı iniyor. Peki akıl başta olup olmadığını nasıl anlar? Akıl gözü var. Kalple ve vicdanla görür. Kainattaki hayatı tekviniyeleri ibretle, tefekkürle bakar. Ondan sonra onunla anlamlanır ve Allah'a nispet eder kendisini. Sözler 684. Yorgun olarak menzili olan göze gelip onu gönderen münekkit akla diyecek. Gözü gönderiyor. Münekkit yani tenkit ediyor. Ama tenkit böyle bizim aşağılamak, ortadan kaldırmak için değil. Hazreti Ali'nin bir sözü var. Radiyallahu anh. Tamir sunulmayan tenkit tahriptir diyor.
tamiri olmayan tenkit tahriptir diyor. Yani içinde tamir yok. Mesela şöyle. Sen var ya sen böyle yapmıştın, böyle demiştin, devri dışı yapıyoruz. Bu tenkit, halkın tenkiti. İlmi tenkit, bak öyle değil ama bu değil mi? Yani eleştirirken ortadan kalkması gerekenin yanına konulması gerekeni de söylüyorsun. Bak kardeşim, korkma etme. Yok öyle olmaz. Korkma çünkü Risale-i Nur tefekkürü şeylerini okumuyorsun. Eğer bir sende korona korkusu varsa diyorsun, Kastamonu da söylüyor. Bende de oldu diyor Ustad 249 Kastamonu'da. Ha sen Risale-i Nur'la meşgul olmuyorsun. Bak ben tenkit ediyorum. Bak kardeşim korkun var. Niye korkuyorsun? Tenkit ediyorum korkma. Çare peki ne? Risale-i Nur'la meşgul olanlarda ya yok ya da çok azdır diyor bu korku. Öyle geçiyor. Fark etmedik mi sen biz? He? Bütün herkes oldu biz fark etmedik. Mi? Fark etmedin tabii. Belki de hepimiz geçirdik. Ben zaten her sene bir grup oluyorum. İşte Karadeniz bir laf var ya. Kemençe çalıyorum demek. Allah'a bırak. Bırak. Kim verdiyse çareyi de o düşünsün. Ben mi verdim koronayı? Hasta ben mi yaptım? Kim yaptı hasta? Çareyi de o düşünsün. Hasta yapan Allah, çareyi düşünen ben. Nasıl yapacağım ben bunu? Ha sebeplere uy. Aa uyarım kardeş. Onun için canlı yayın yapıyoruz. Sebeplere uyuyorum. Ha ne olacak? Ne olacaksa olacak da bana uy dedi adetullah. Hayata tekbine tamam. Yani bu misalleri niye veriyoruz böyle? Gündemde olunca daha çarpıcı olur ve hafızamızda kalır diye. Bir de okuyorum. Yorgun, saate bakıyorum. Yorgun olarak menzili olan göze gelip onu gönderen münekit akla diyecek. Münekit demek aklın sıfatıdır. Yani tenkit ediyor ama arkadaşlar tenkidi tenkit için değil, yıkmak için değil. Tamir için söylüyor. Münekkit demek, tenkit eden, iyi kötüyü ayıran, bak münekkit kimmiş? İyi kötüyü ayıran, onları söyleyen, kusurları söyleyip doğruları ortaya koyan. Münekkit. Ya. O zaman bak, cümleyi bir daha okuyalım. Yorgun olarak menzili olan göze gelip onu gönderen münekkit akla diyecek. Ya. 697 sözler. İzzeti azamet ister ki azamet ister ki esbabı tabiye perdedarı destü kudret ola aklın nazarında. Aklın nazarında. Ne anlamışız burada? Herkesin telefonuna gönderdim. Hem metni görüyor hem yazıyı görüyor. Akıl perdelerle anlıyor. Akıl perdelerle anlıyor. Perdesi mutlak ve muhit olacağından, ihatası olmaz. Yani mesela aklı bu dünyada sebeplerle çalışıyor. Sebepleri kaldırırsan o zaman hakikatler mutlak ve muhit olur. Akıl istifa eder. Akıl istop eder, çalışmaz. Hasan'ım burada bize perdesiz mutlak ve muhit olacağından ihatası. Perdesiz mutlak ve muhit olacağından ihatası olmaz. Sebepsiz anlayan, kavrayan kalptir. Akıl sebeplerle anlar. Sebepsiz anlayan, kavrayan kalptir. Sebepler akılları derecelendiriyor. Sebepler akıllarımızı derecelendiriyor. Sebepsiz anlayan kalptir. Onun için mesela 538 sözlerde geçiyor. Mutlak ve mesela insanın efkarları ve duyguları alemi şahadetten de envar-ı marifeti getirdiği zaman ona musaddık olacak, tasdik edecek, içeride bir şey bulamadıkları zaman abesiyeti mutlakaya döner diyor. Niye? Mutlak ve muhit olan bu hakikatleri mukayyet bir enzarla ihata edilmez. Ama insanın sisteminde akıl bir sistemdir. Tek başına aynı zamanda içerisindeki sıfatlarla ne yapıyor? O sebeplerle anlıyor, kavruyor. Kainatta ilişki çelişki. Yani celal ve cemalin tecellisiyle akıl Kur'an'la muhatap. Bak akıl, celal ve cemal. Yani kahar, cehennem, cemal, cennet. İkisi geliyor vahiy. Üçüncüsü de geliyor. Bu ikisi ilişki ve çelişki. Bak
çelişkiymiş. Ama akla geldikten sonra tefekkür edince bunlar çelişki değil, ilişki olduğunu anlayınca da kamil oluyor. Çünkü Kur'an üç tane şeyi şey yapar. Allah'ın sıfatını bize taşır. Celal, cemal, kemal. Yani celal ile korkarız, cehennem. Cemal ile seviniriz, cennet. Kemal ile bunların arkasına geçeriz. Sözler 778. Bütün aklı sönmemiş bir insan. Ne demek? Akıl canlanabiliyor, sönebiliyor da. Hepsini tek tek aldım akıl için ne dedi diye. Bütün akıl sönmemişse demek ki aklı söndüğü gibi aynı zamanda da akıl canlanabiliyor. Odun mesela şeye benzetiyor işaretleyeceğiz daha. Odun yanıyor odun. Ateş sönmek üzereyken kül bağlar ama ateş bitmemiştir. Kül var üzerine. Öflersen üzerine odun atarsan yanar. İşte bu dersler, risale okumalar kendi hakikatimizin alev atıyor. Son şeyi okuyalım, kapatayım. 781. Son. 781 sözler. Ayetlerin gayet yüksek ve gayet geniş hakikatlarını temsil ve tanzir ile akla kabul ettirir ve kalbi ikna eder. Anladık? Yok. Bir daha. Ayetlerin gayet yüksek ve geniş. Çünkü ayetler gayet yüksekten, gayet genişten bahsediyor. Yani yüksek bütün alemleri taşıyor. Geniş demek bütün kavimleri, bütün milletleri, zamanları içine alıyor. Yüksek ve geniş, tamam. Ayetler geliyor akla. Ne yapar akla? Aklın da yüksekliğini, genişliğini artırır. Yoksa akıl harsız zamana münhasır kalır. Ayetlerin gayet yüksek ve gayet geniş hakikatlerini akıl ne yapar? Anlayamıyor yani. Anlayamaz ki ya. Bu Allah'ın ayetlerini yüksek ve geniş. Bu sefer ona anlaması için kaplar sunar. Kap. Nedir o? Temsil. Bir de tanzir. Yani onun benzerlerini ile akla sunuyor. Ne anladık şimdi? Aklın özelliği bir, temsillerle, tanzillerle, sebeplerle anlıyor, kavruyor. Yoksa mutlak ve muhit olur. Mesela diyelim ki bu derse hiç muhatap olmamış. Enfusi derslerle. Risale-i Nur'u bilmemiş. Bir adam hoca dahi olsa. Sırf zahir. Yan seren ensur ile muhatap olmuş. Namaz bozulur bozulmaz mı? Bir rekata kaç defa kaşınırsak namaz gider. Sırf bunlarla uğraşmış. İlim bunu zannetmiş sırf. Adam şimdi bu derse ne diyor ya? Bunlar uzaylı mı ya? Ondan sonra sırf düz okuyan o meşrepe sahip zarar veriyor Risale-i Nur'a. Değer. Bunlar da hak. Bunlar da doğru. Ama meşgul oldu. Peki akıl nasıl anlar? Bir, Allah'ın ayetleri yüksek, yani 18 bin alemi cem etmiş. Geniş, bütün insanların bütün zaman ve mekanlarını 1400 seneden beri içine almış. Ama akıl nasıl anlayacak kardeşim bunu ya? Sebeplerle anlıyor. O zaman akla Allah Kur'an'da temsil ve tanzir, yani peygamberlerin kıssalarıyla veya aynen bunun gibi diyor misalleriyle temsil, misal veriyor. Tanzir, kavimleri, peygamberleri göstererek aklın yüksekliğini, genişliğini artırıyor Kur'an. Vay be! Bunu Risale-i Nur, bu kanun çok güzel Risale-i Nur'da. Demek ki aklın özelliği temsillerle, tanzirlerle, esbaplarla alıyor, anlıyor, anlamlandırıyor ve anlatıyor. Tanzir, nazire yapmak, benzetmek, peygamber kısaları. Mesela hikmet neymiş? Hikmet, Kur'an şöyle der. Musa aleyhisselam, şeriat, zahiri ilim. Zahiri ilim, ilmin piridir Musa aleyhisselam. Şeriatın, şartların, şart, şeriat.
yani ilime sahip, fiil, hukuk, helal, haram, caiz değildir deme. Bunların piridir. Kavmi demiş ki, ötekisi misal, ikisini de anlatacağım. Tanzil anlatıyorum. Kavmi demiş ki, ya Musa, senden daha ilim sahibi yaşayan kimse var mı? Bilmiyorum dedi. Ama dedi, Rabbime sorarım. Cebrail geliyor. Vardı ya Musa. Kim ya Cebrail dedi. Hızır aleyhisselam için söyledi. Yani birisi var dedi. Hızır demiyor. Kur'an'da geçeni anlatıyorum. Kısa-i Musa'da. Var ve ben bununla tanışmak istiyorum. Yanına bir hizmetçi al, yardımcı al. Harun aleyhisselamı aldı. Bir çanta aldılar vesaire. Balık pişirdiler. Yolda gittiler, azık koydular, gidecekler. Ben bunu Hızır, Hikmet, Musa diye bir ders yaptım. Bir saat sürüyor bu. Ondan sonra nehirle gidiyor. Demiş, bir nehirle gideceksin, tek nehir. Sen tek nehirsin yani. Bir nehirle git. Nehir. Sonra bakacaksın ki çatallaşmış. Tam orada şöyle şöyle olacak, böyle böyle olacak. Orada yatan, uykuda olan bir zat göreceksin. Onda. Ondan sonra neyse orada olay oluyor. Unutturuluyor, ileri gidiyorlar. Sonra acıkıyorlar derken balık orada atlamış. Uzun yani oraya bakarsanız Nur dersinde var. Hızır, Musa, Hikmet mi artık? Bir ders. Hızır yazarsanız Nur dersinde gözükür. Sonra geri dönüyorlar. Tanzil anlatıyor Kur'an. Sonra orada Hızır Aleyhisselam'la tanışıyorlar. Seyahate giderken bak diyor benimle arkadaş olabilmen için illeti var. Hikmetini sorma. Yoksa arkadaşlık biter. İşte gemiyi delmesi, duvarı düzeltmesi, çocuğun gözünü şey yapması, çocuğu öldürmesi bilmem ne. Bunlar tanzir. Yani şablon. Hayatını ona koy, ona göre tanımla. Peki temsil nedir? Temsil, ustadımız misaliyle ya bir dürbündür, uzağa yakın eden, ya kuyudan çıkmak için merdivendir, ya bir şey bağlamak için iptir, tamam? Mektubatta söylüyor, 4 tane mi söylüyor? Dürbündür, merdivendir, iptir, yani ondan sonra bir tane de söylüyor galiba. Temsiller budur diyor, bununla. Peki akıl kabul eder, kalp da ikna olur. Mesela iknayı söyleyeyim. Bunlarla, yani misalle akıl tatmin olur, tanzirlerle kalp ikna olur. İbrahim Aleyhisselam peygamber, hem de Ulul Azm peygamberlerinden. Suhuf geldiği halde, kitap verilmemiş ama Ulul Azm peygamberleri. Davut Aleyhisselam'a kitap verilmiş, Ulul Azm peygamberi değil. Yer değiştiriyorlar. Böyle bir peygamberi alişan İbrahim Aleyhisselam dedi ki, ya Rabbi bu haşiri ben şey yapamıyorum, iman ettim ama yani anlayamıyorum aklım. Yani ben bir şey mi, inkar mı ediyorsun? Haşa ya Rabbi dedi. Sonra 4 tane hayvan diye yazarsanız, 4 tane hayvanı şunu kes, harmanla, 4 farklı tepelere koy bilmem ne. Onun da hikmetini anlattı bu arada. Haşri. Yahudilerde haşir ne ruhani ne cismani yoktur. Niye dünyaya tapınıyorlar? Dünyadır her şey. İyilikte kötülük yaparsanız vefat ettikten sonra hayvana girersiniz, şuna gir. Reenkarnasyon Yahudiler inancından çıkmış. Yani hayvanın içine gireceksin, oradan kuş olacaksın, oradan bilmem ne olacaksın. Kötülük yaptınsa çakal olacaksın, yılan olacaksın. Çünkü Yahudilerde ahiret inancı yok. Hepsi bu. Hristiyanlarda ahiret inancı var, ruhani. Cismani değil. Cismani yok. Böyle manalı böyle. Evet oraya geçeceğiz. Böyle rüyadaki gibi olacak. Ruhani. İslam ise hem cismani hem ruhani haşiri anlatıyor. Ama nasıl ikna olacak? İşte hem temsil verecek hem tanzir edecek.
Allah bizi bu yoldan ayırmasın. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Kendisine muhatap eylesin. Ya Rabbi, beşeriyetimizin iktizası olan günahlarımızdan dolayı ikram, ihsan, lütfun ve keremin olan hizmet-i imaniye, Kur'an'ı elimizden alma ya Rabbel Alemin. Ecelimiz geldiği zaman şehitlerin, alimlerin, kamillerin, ariflerin ruhunu alan melek-i müvekkelle değil, Allah'ım, talebi-i ulumun ruhunu alan melek-i müelek, melek-i müekkel ruhumuza nasip eyle. Onunla ruhumuzu almayı nasip eyle. Ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Rabbi, ey İbrahim'in Rabbi, ey Musa'nın Rabbi, bu dershanenin hürmetine, Risale-i Nur'un şahs-ı manevi satırına, bütün nur talebelerinin, bütün ehli imanın ruhunu bu melek-i müekkel almasını nasip eyle ya Rabbi. Bana bunu söylettirmişsen, vermeyi murat etmişsin. İstemek vermeseydi, istemeyi bu bize verdiğine göre isteyeceğimizi verecek sırınca Allah'ım istediğimizi nasip eyle. Ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Rabbi. Vâhir davâhum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temâ selavat. Abi şöyle bir şey de diyebilir miyiz acaba? Kafa, kulak, gözüyle kalpte görünenler malum insan beyninin hani çok küçük bir kısmı, %5'i ancak gözü kullanabiliyor. Bu alemden kulak penceresiyle kulağa yansıttıklarını beynindeki bir hücreye yansıma yaparak o hücreyi alem yapabilir mi abi? Bunu Kalın Mesnevi 642'de diyor ki, ve Risale'de de çok yer var. İnsan ferdi ferit, fert ismine mazhar olma nispetinde bir şeyle her şey, her şeyle bir şeyi görür. 16. sözde de var bu. Fert ismine mazharet nispetinde ferdun hayun kaymun var ya, fert ismi azami derecede en Resulullah'ta olmuş. O zaman bir zerrede Hasan Feyzi abi diyor, bir zerrede şiir ya çok harika, bir zerrede bütün alemleri diyor cem etmiş diyor. Yani mana şu, her bir şeyde her şeyi, her şeyle de bir şeyi görebilecek, şey yapabilecek donanıma sahip insan. Evet, aynen öyle. O vakit şunu da diyebilir miyiz? Fuad-ı Kalp'te ruha mı gönderme yapar abi? Evet, Fuad-ı Kalp. Evet. Vay. Ya bir şey ya. Derse biz nasıl başlamıştık? Böyle insan... Hepsinin cemiyle de enenin tezahürüyle. Evet. Mesela kökteki çekirdek. Kökteki çekirdek kulu vallahi ehad. Meyvedeki çekirdek sonunda var ya, İhlas'ın sonundaki ayet. Küllehu küfü ve nehed. Başı da sonu da ehad. Sonu da başı da ehad. Şeyse, ağacın kendisi ise zahir ve batını samet. Onun için samet aynası olmak, o samet aynası olmak kolay iş değil diyor. 31. pencerede mi geçiyor? İnsan penceresine geçiyor. Hakikati insan, tecelliyeti ehadiyette, cilveyi semadaniyet hakikati var ya abi. Evet. Ona sahip. Allah'a emanet olun. Rabbime emanet olun. İki canda aziz olun. Cenab-ı Hak zamanların şerinden, şerli insanların şerinden, bak zamanların şerinden, şerli insanların şerinden, Rabbim dediği gibi gecenin şerinden muhafaza eylesin. Kim ya Rabbi? Bizi, evlad-ı âlimizi, çoluk çocuğumuzu, bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi, bizi dua edenleri, bizim dua ettiklerimizi ya Rabbi, iki cihanda aziz eyle. Ya Rabbel âlemin, istediklerimiz senin için zor değil. Ne olur Allah'ın hatırına bizi kendine kul, Habibine ümmet, usta da talebe eyle. Bizi bu hadin,
hadisatın içerisine, çarklarda, dişlerin arasına ezdirtme ya Rabbi. Ezme ya Rabbi, ezdirtme ya Rabbi. Bizi kendi hakikatini keşfetmiş ama hakikatinden de sıyrılmış, zatına muhatap olmuş, fert ismine mazhar olanlardan eyle ya Rabbi. Ey Rabbim, İbrahim aleyhisselam'a ateşi, Davut aleyhisselam'a dağ demiri, Süleyman aleyhisselam'a cinni ve insi, Muhammed aleyhisselatü vesselam'a şemse kameri musahhar kıldığın gibi, insanların akıllarını ve kalplerini Risale-i Nur'a musahhar kıl. Bizi ve nur talebelerin ehli imanı cenneti firdevste mesut kıl ya Rabbi. Risale-i Nur'un şahsi manevisi hürmetine Cenab-ı Hak ya Rab, vermek istemeseydim, istemeyi vermezdim sırınca. Madem bize istetiyorsun, biliyorum ya Rabbi vereceksin. Ben zaten hissediyorum. Allah'ım duamızı kabul eyle. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'tı ve selamat. Amin. Amin.